Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün bu 150'lik Mondial ilk defa biniyorum şimdi. Çoktan beri de scooter kullanmıyordum. Arkadaş bunu yeni aldı. Motoru falan sıfır yapıldı. Ondan sonra şimdi ben muayeneye götürüyorum. Kendi muayenesi gelmiş. Ulan. Bunların da yenisi olmuş. 12 bin küsür. Arkadaşımız bunu işte 5000 lira civarında bir paraya aldı. 2012 model. Uzun yol olarak ilk defa ben kullanıyordum. Motor ehliyeti yok. Sanayide sağa sola gitmeye kullanacak işte. İyi, fena değil. Öyle pek haşat bir motor değil ama ilk çalıştırdığımızda falan yağ yakıyordu. Şurada durayım. Ondan sonra silindir, piston, sibop kapağı, mapağı hepsi yenilendi. Aynalar yeni. Ama buralarda işte hani sağa sola gitmek için de işte önüne de bunların malzeme konuyor. O yüzden burada scooter çok. Tabii benim tercihim scooter değil hiçbir zaman. Bu 2005-2006'da bir Çin furyası başlamıştı. O zaman bir tane ben de böyle 150'lik bir Asya motor almıştım. 2 sene falan kullandım. Onunla çok kötü bir düşme yaptım. Düştükten sonra bir daha scooter'a tövbe etmiş gibi bir hale geldim. Çünkü yani denge yok, denge. Birisi önüme atladı Ankara'da. Fren yaptım, fren yapar yapmaz yere kapaklandı. Adama çarpmadım ama tabii benim dizim falan, bacağım bayağı elbise olduğu halde zarar gördüm. Ondan sonra zaten bir daha da scooter almadım. Ama buralarda herkes tercih ediyor. Pratik, çalıştır, vitesi işi falan yok işte. Hadi kamyon, hadi. Baksana herkes scooter'da. Bunun bir iyiliği varsa şurada dizlerini koruyor. Ondan sonra yaşta yağmurda ayakkabını ıslanmıyor. Ara sıra kaldırıp şöyle bir bakayım. Fazla da sıkıştırmayın, motoru yeni. Şey gibi oynuyor, dans ediyor, baksana ya.
Yani onun için bunları bana bir tuhaf geliyor ya. Oğlum, ışığa geliyor adam, tam gaz geliyor abi. Duracaksın, ışığı görüyorsun oradan ya. Hayret bir şey abi ya. Işığı yani görerekten böyle buraya hızlı girmesi iyi şoför olmadığına delalettir. Çünkü frene güveniyor abi. Şimdi fren pedal ayağın altında boşaldığı an zımbalarsın öndekine. Ondan sonra ayıtla pirincin taşını. Baktım, ışığı gördüm. Gazı kes. Yani ben büyük motorda da öyle yapardım. Hemen ışığı gördüm, gazı keserim. O kompresörden hiç frene basmadan. Şuradan bir yerden girecektik herhalde. Ha, burası. Ya bu Türk'e benden çok gelen var mı acaba bilmiyorum. 3 tane vasıta var. Hadi birinden kurtulduk. Şimdi bu sene 4. Karavanı yaptırdım. Öbür büyük Honda'yı yaptırdım. Ondan sonra cıma küçüğü yaptırdım. Aha şimdi de bu. Geldik. Bakalım neler olacak, neler yapacağız. Evet, muayeneydi. Muayeneyi yaptık. Fren testinden de geçtik. İnşallah geçecek. Bu arada 266 lira para dedik gecikme zammıyla birlikte. Vallahi işte bu oyna. Motoru da şöylece size bir göstereyim. İşte Mondial. ...2012 model. Önden işte farları marları yaktık. Görünüşü güzel. Görünüşü güzel. Şimdi şeyden alacağız bakayım. Kağıdımız.
Evet. Heh. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Muayeneden de geçtik. Böylece. Şeyi yapıştırdım mı? Ha, yapıştırmış bile arkaya. Şu pula baktım. Yapıştırmış. İyi. Bunu da böylece halletmiş olduk. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.